Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümdeyiz. İkinci bölüme Köprülü Kanyon'dan başlıyoruz. Hı hı. Köprülü Kanyon, kanyon şöyle demek. İki dağın arasında bir su akıyor. Oraya kanyon denir ve köprü ise Osmanlı zamanında oraya bir köprü yapmışlar. Hı hı. Geçmeleri için yürüyerek. O yüzden ona Köprülü Kanyon demişler. Peki orada seni en çok etkileyen Ne oldu? Oradaki su çok değişikti. Hem yeşil vardı hem de maviydi. Suyun rengi çok göz alıcıydı. Doğru mu? Evet. Ve çok güzel doğal bir ortamdı. O yüzden köprülü kanyon çok hoşuna gitti. Hmm, anladım. Peki sonra ne yaptınız? Sonra zindan mağarasına gittik. O da hmm. Isparta'da. Evet, Isparta'ya geçtiniz. Antalyayı bitirdiniz. Ortasından başladık. Sonuna kadar gittik yani. Sonunda bitirdik. Orada bir video daha çektik. Yani zindan mağarasının hem içinde hem dışında çeşitli çekimler yaparak e, kanalında paylaştın doğru mu? Evet. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben de izledim ve çok hoşuma gitti. Ben Ispartalıyım ama orayı ben görmemiştim. İlk defa gördüm zindan mağarasını ben de bu arada sayende. Teşekkür ediyorum. Sonra Yalbaç'a gittik. Dedemin evinde kaldık. Sonra ondan sonra bir gün Eğirdir Gölü'ne gittik. Orada bir video çektik. Hı hı. Eğirdir Gölü ile alakalı fikrin ne? Çok güzel bir yer. Çok güzel. Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü. Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü. Ve etrafındaki bütün köyler bu gölden bir şekilde faydalanıyorlar. Suyundan yararlanıyorlar. Atıyorum balık tutuyorlar. Suyuyla sulama yapıyorlar. Eğirdir Gölü'nün etrafında en çok neler gördün? Bahçeler gördün değil mi? Kayısı bahçeleri, elma bahçeleri. Gördün değil mi bunları? Kiraz evet. bahçeleri. Çok güzel, değil mi orası? Sevdin mi? Evet. Çok güzel. Evet. Sonra Lavanta köyüne gittim. Nerede Lavanta köyü? Keçi, Por Keçi Borlu. Keçi Borlu. Isparta'nın bir ilçesi. Orada da bir Lavanta köyü var. Evet. Orada evet. neler yaptın? Orada bir, bir tane ata bindim. Evet. Evet bir de taş vardı. Hı hı. Orada bu taşı aldım koleksiyon. Bir tane koleks taş koleksiyon yapmak istedim. Bir tanesini aldım bile. Tamam. Koleksiyon. Hı hı. Taş Sonra da atlar verdi. Onun bir tanesine bindim. At gezisiydi. Hı -hı. At, Çok güzel. Lavanta tarlasının içindeydi. Orası da... Peki buraya niye lavanta köyü demişler? Çünkü çok lavanta var. Hı -hı. Mosmor lavantalardan. Hı -hı. O yüzden koku, lavanta. koku nasıldı? Lavanta kokusu. Çok Güzel güzeldi. miydi? Güzel olduğunu nereden anlarız? Çünkü bütün arılar oralara toplanmıştı değil mi? Evet. Peki arılar o lavantalarda ne yapıyorlar? Lavanta balı yapıyorlar. Evet çok güzel. Atla gezi yaparken o tarlanın içindeydim. Bütün arılar her yerime çarpıyordu. Öyle Bir mi? Biraz korktum. Korktun mu? Evet. Aferin sana. Peki sonra? Sonra gittik oradaki pazara. Oradan lavanta balı aldı karların yaptı. Çok güzel evet. Sonra yavaşça geri gittik. Orada uyuduk. Sonra geri geldik. Hı hı. Sonra gezimiz bitti. Peki yavaştan Ankara'ya gelirken ne yaptınız? Nereye gittiniz? Hangi şehre gittiniz? baştan Ankara'ya gelirken Konya'ya mı Konya gittik? Konya'ya gittik. Konya'da halamı ziyaret ettim ve Mevlana Mevlana'ya gittin. Gittin. Ama orada video çekmedin. Evet, çünkü orada halamla buluştuk. Hı hı. <laughs> Oradaki bir tane bir tane izliyorsanız televizyonda Emirhan Kütüphanesine gittik. Video de orada namaz kıldık. Hı. Ve bu şekilde yolculuğumuzu bitirdik, tatilimizi bitirdik diyorsun. Evet. Evet Furkan, bize anlattığın, gösterdiğin, ee, bu güzel görüntüler ve bu güzel anlatımın için sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, bay bay.